Süpersimetri nedir? Süpersimetri, elektromanyetizmayı, zayıf etkileşimi, güçlü etkileşimi ve kütle çekimini tek bir birleşik kuvvetle toplamasının yanı sıra bozon ve fermiyonların olduğu parçacık grupları arasındaki varsayımsal simetriyi açıklayan kuramdır. Bu simetriye göre her parçacığın bir süper eşi vardır. Bu parçacıklar asıllarına çok benzese de önemli bir konuda ayrışırlar. Eğer parçacık fermiyonsa süper eşi bozondur. Eğer parçacık bozonsa süper eşi fermiyondur. Maddeyi oluşturan parçacıklar olan fermiyonlar ve doğadaki temel kuvvetlerin taşıyıcıları olan parçacıklar olan bozonlar evrende bolca bulunurlar. Yani süpersimetri, doğanın simetrisi ise doğadaki her temel parçacık türünün henüz keşfedilmemiş süper eşlerinin olması gerekir. Bildiğimiz parçacıklar düşünüldüğünde bulunması gereken bir o kadar parçacık daha vardır. Doğadaki dört temel kuvvetin neden birbirlerinden çok farklı değerlere sahip olduğu sorusu bilim insanlarını süpersimetriye yönlendiriyor. Örneğin güçlü etkileşim kuvvetinden 10 katrilyon daha güçlüdür. Süpersimetrinin önemi. Atom altı seviyede kuramsal kuantum parçacıkları sürekli titreşirler. Eğer önünde bir engel yoksa bu titreşim zayıf etkileşimin enerji seviyesini gözlemlenen seviyeden uzaklaştırır. Eğer süpersimetri varsa bu sorun ortadan kalkar. Süpersimetriye göre elektron, kuark, nötrino gibi bildiğimiz tüm parçacıklar için daha yüksek kütleli süper eşler vardır. Yani elektron için selektron, kuark için s-kuark adında süper eşler vardır. Süpersimetri aynı zamanda fermiyonlar ve bozonlar adı verilen parçacıkları da ilişkilendirebilir. Standart modelde yer alan fermiyon ve bozon parçacıkları spin adı verilen özelliklerine göre sınıflandırılmışlardır. Fermiyonların hepsi buçuklu spine sahipken bozonlar 0, 1 veya 2 gibi değerler alır. Süpersimetri standart modeldeki her parçacığa spini yarım birim farklı olacak şekilde eş bir parçacık olduğunu tahmin ediliyor. Yani bozonlara fermiyonlar ve fermiyonlara bozonlar eşlik eder. Fermiyonların hepsi farklı kuantum durumunda bulunurken bozonlar aynı durumda bulunur. Fermiyonlar ve bozonlar olabildiğince birbirinden farklı olmalarına rağmen süpersimetri bunları bir araya getiriyor. Son olarak birçok teoride araştırmacılar en hafif süpersimetrik parçacığın dengede elektrik olarak nötr ve standart modelin parçacıkları ile zayıf olarak etkileştiğini tahmin ediyor. Bu tam da çoğu maddeyi oluşturan ve galaksileri bir arada tuttuğu düşünülen karanlık maddenin özellikleriyle aynıdır. Standart model tek başına karanlık maddeyi açıklayamıyor. Süpersimetri evrenimizin daha kapsamlı bir resmini oluşturmaya çalışılan standart modelin güçlü esasları üzerine kurulmuştur. Bununla ilgili hala sorularımızın olmasının sebebi şimdiye kadar bu resmin sadece bir kısmını görmüş olmamızdır. Deneysel fizikçiler de yeni keşiflerin yapılma olasılığının olduğunu söylüyor. Ancak onları gün yüzüne çıkarmac yıllar alabilir. LHC'nin CMS deneyinde çalışan Tiziana Camprosi, 2 ya da 3 yıl içinde bazı yeni görüntüleri, yeni madde durumlarını bulabilirse çok mutlu olacağını ve o durumda doğanın çok nazik davranmış kabul edilebileceğini ifade ediyor. Diğer bazı fizikçiler ise söz konusu keşiflerin şimdiye dek yapılmış olmasını beklediklerini itiraf ediyor. LHC deneyinin sözcüsü Guy Wilkinson şöyle diyor: "Şimdiye dek bir şey görememiş olmamız bence oldukça şaşırtıcı. Bu bir başarısızlık değil. Belki de bu durumun bize anlatmak istediği bir şeyler vardır." Yeni parçacıkların yokluğu, kuramsal fizikçileri Higgs'in kütlesini açıklamak için yeni yollar düşünmeye zorluyor. Veriler ile uyumlu olmaları için bu açıklamaların LHC'nin
göremediği herhangi bir parçacığı üretmemesi gerekiyor. Süpersimetri değilse ne? Bazı fizikçiler, özellikle de genç nesil fizikçiler, yeni fikirleri benimsemeye şimdiden hazır. John Hopkins Üniversitesi'nden David Kaplan, süpersimetri ile kişisel bir bağlılığın olmadığını belirtiyor. Kaplan ve çalışma arkadaşları geçtiğimiz günlerde gevşeme hipotezini öne sürdü. Bu varsayım, evren evrilirken Higgs kütlesinin değişmesine, yani gevşemesine olanak tanıyor. Bu kuram bünyesinde Higgs kütlesi küçük bir değerde kalıyor ve değer diğer şekilde öngörülen yüksek kütleye asla ulaşamıyor. Crake'in beğendiği bir diğer düşünce ise yüksüz doğallık adıyla bilinen bir kuramlar ailesi. Süpersimetri gibi bu düşünce de doğal simetrileri önererek Higgs kütlesi sorununu çözüyor. Ama yeni parçacıkların var olması gerektiğini söylemiyor. Bu kuramlar süpersimetri kadar güzel ve basit olmasa da veriler tarafından destekleniyor, diyor Craig. Tartışmalı bir başka düşünce ise çoklu evren hipotezi. Sonsuz sayıda başka evren olabilir ve bu evrenlerin her birinde Higgs kütlesi farklı olabilir. Belki de insanların bu kadar hafif bir Higgs gözlenmesinin nedeni, karbon gibi ağır elementlerinin yıldızlarda üretilmesi için küçük kütle gerekmesidir. İnsanlar küçük Higgs'li bir evrende yaşıyorlar. Çünkü belki de yaşama olanak tanıyacak evren türü ancak böyle olabilir. Fizikçilerin korktukları başlarına da gelebilir. LHC, Higgs bozonunu ortaya çıkarmaktan başka hiçbir işe yaramayabilir. Bu durumda kuramsal fizikçilerin ellerine birkaç ipucu kalır. Yine de Hochberg şöyle diyor: eğer durum bu ise bile doğa hakkında çok derin bir şeyler öğrenmiş olacağız, diyor. Evet, süpersimetri hakkında bilgiler vermeye çalıştım size. Süpersimetri aslında biraz da şunu aklınızda tutabilirsiniz anlamında. Doğada her şeyin bir zıttı olduğunu aslında bu süpersimetri gösteriyor. Yani her şey simetrik ve madde varsa antimadde var veya diğer fermiyon varsa fermiyonun tersi var, bozon var. Onun ölçüsünden farklı olarak, yani makalede bahsettiğim gibi. Ve her şeyin bir tersi olduğunu net bir şekilde ifade ediyor bu süpersimetri. Aslında evrenin bir nevi simetrik olduğunu söylüyor ama her şeyin de bir zıttı olduğunu dile getiriyor bu makale içinde. Ben tanımı özellikle vermek istedim ve bu tanımlardan özeti de bu şekilde söyleyebilirim size. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.